Şimdi de check constraint'in demosundayız. En sevdiğim constraint'lerden birisi daha. Check constraint bizim kontrol yapmamızı sağlıyordu bildiğiniz gibi. Şimdi ben bu örnekte bu videoda birkaç örnek yapacağım. Bunlardan bir tanesi countries'i kullanıyor. O da burada mevcut. Daha önceki örneklerden kalma. O yüzden bunu kontrollü bir şekilde siliyoruz. Yani drop table if exists countries diyerek bunu sildik. Bunun işim kalmadı. Kaldırabiliriz. Şimdi şöyle de yapabiliriz. Normalde create tables countries diyerek bildiğiniz gibi bunu yapabiliyoruz. Burada da farklı bir yöntem kullanmış olalım. Gene daha önce yaptığımız gibi if not exists. Eğer countries mevcut değilse ki mevcut değil şu an. Onu çalıştıracak. Varchar 2. Sonra name. Name varkar 40 olsun. Ve ondan sonra tabii şurada virgül koymuyorum artık. Çünkü bu yeterli. Ben sadece şurada bir tanımlama yapacağım. Hatta şeyi de yazmayacağım. Region ID de yapmayacağım. Daha önce yapmıştım bunu hatırlarsanız. Region ID falan. O kafa karıştırabilir burada. Ben de oradan constraint yazacağım. Bakın check constraint. Check alanını oluşturuyorum. Ve diyorum ki name üzerinde yapacağım ben bunu. Nedir bu benim constraint'im? Bu örnekte ben şunu demek istiyorum. Countries bilgisi olarak sadece 3 tane ülkenin adı girilebilir buraya. Mesela ya örnek veriyorum. Burada farklı şeyler de olabilirdi vesaire. Burada diyorum ki sadece şu benim izin verdiğim in içerisindeki ülkelerin adı yazabilir burada. Number 1 Turkey. Number 2 Russia. And 3 olarak da USA olsun hadi. Ondan sonra buraya bir virgül koyuyorum. Şuradaki virgül aslında şuraya koyduğum virgül. Yani bu bunun devamı. Bakın bu bunun devamı, kafa karışmasın. O yüzden 3. sütunu yazmadım burada. 3. sütunu yazacaksanız o da şöyle olabilir tasarımsal olarak. Yani görsel olarak böyle yapabilirsiniz. Şöyle region ID. Onu da şuraya yazarsınız. Ve mesela böyle bir yapı kurabilirsiniz. Hani şurada özellikle bir çıkıntı, içe doğru çıkıntı verin ki bunun hangi sütüne ait olduğu belli olsun. Şimdi bunu şöyle test edelim. İyi güzel yaptık ama testini yapmadan olmaz. Şimdi test alanında da şöyle olsun. Insert into countries diyorum. ID name. Ondan sonra region ID not null değil. Dikkat ederseniz aslında hiçbiri not null değil. O yüzden yazmasak da olur yani onu. Örneği karıştırmasın şimdi görsel olarak. Burada ID olarak 2 veriyorum. Ve name olarak da diyorum ki mesela ne olsun? Örneğin Germany. Tamam mı? Germany'ye izin verecek mi bakalım? Hops, izin vermedi. Check constraint failed countries. That's it. Bunu yapamazsın diyor özetle. Peki select yapsak içerisinde herhangi bir veri var mı şu an? Countries. Örneğin bu şekilde. Bakıyorum. Gördüğünüz gibi hiçbir şey yok. Peki ben buraya geldim. Turkey dedim. Ondan sonra kaydettim. Bakın Rows Affected One. Burada herhangi bir sıkıntı yok. Countries. Buraya da geldik. Turkey burada. USA diyorum. ID'sini de 5 yapayım mesela. Ondan sonra bu da eklendi. Bunda da sıkıntı yok. Tekrar countries'i geri alıyorum ve çalıştırıyorum. Gördüğünüz gibi bu da eklendi. Tabii Russia da aynı şekilde eklenecektir. Bu da 7 olsun diyelim. Aynı şekilde bu da eklenebilir. Mesela England deneyelim. Şunu da 9 yapalım hadi. Çalışmayacak. Ama 3 izin verilen 3 devlet de burada eklenmiş oldu. Bu kadar. Bu bizim ilk örneğimiz. Diğer örnek. Hemen geçelim. Bakın şurada products var. Ben products'ı sileceğim. Bu sefer uğraşmıyorum şeyle. Direkt ID ile ben bunu siliyorum buradan.
Evet, products tablosunu sildik. Şimdi yeniden oluşturacağız tabii bunu. Create table products diyorum. Şu şekilde yazayım ben bunu. Products. Ondan sonra ID alanı integer, name, text diyorum. Price. Price, numeric, check, price. İşte bizim buradaki kontrol mekanizmamız da bu mesela. Dedim ki numeric içerisinde buraya girilecek olan veri price bilgisi sıfırdan büyük olmak zorunda. Mantıksız mı? Tabii ki mantıklı. Sıfırdan düşük bir değer olamaz ücret bilgisi olarak. O yüzden doğrudan ben bunun yanında yazdım. Çok uzun olmadığı için doğrudan bunun yanına yazdım. Şöyle de olabilirdi. Daha önceki örnekte olduğu gibi. Bu şekilde de olabilir. Kafanızı karıştırmasın. Aynı sonuç. Şimdi ben bunu çalıştırıyorum. Create products şöyle oluştu. Herhangi bir sıkıntı yok. Gibi görünüyor. Insert into products. Ondan sonra values on. Çorap satalım biz. Çorap satarken bunun değerini eksi 10 girelim mesela. Hani illa bir hata yapacağız ya. Mesela 10 değerini girdik. Diğerinde de mesela bu da 10 olsun ID. ID önemli değil şu an için. Mesela burada 2 olsun. 2 TL, 2 dolar ne dersiniz artık. Şimdi ben bunu çalıştırıyorum. Bu hata verecek. Gördüğünüz gibi çünkü constant fail products. Çünkü sıfırdan büyük değil. Eksi değer ne olursa olsun hata verecek. Diğeri sorunsuz çalışacak. Çalıştı. Hemen bunu select yıldız from products diyerek çalıştırıyorum. Gördüğünüz gibi iki birimlik değer girişi başarılı. Bunda herhangi bir sıkıntı yok. Peki bunu geliştirelim. Geliştirirken şöyle eski tabloyu sileceğim. Drop table if exists products. Bunu sildim. Çünkü onun yapısını değiştireceğim artık. Ondan sonra neyi kullanacağım? Bu yapıyı kopyalayabilirim. Benzer olacak. Üzerine eklemeler yapacağız sadece. ID integer, name, text ve price bilgisi de numeric, check. Tamam, burası tamam. Şuraya kadar. Üzerine bir ekleme yapacağım. Discounted price diyorum. Tabii şunu şöyle de yapabiliriz. Yani doğrudan. Arada herhangi bir alt çizgi olmadan. Sonra bu da üsttekiyle benzer şekilde numeric, check. Kontrolümüz ne olacak? Şimdi discounted price da aynı, değil mi? Discounted price da sonuçta bir price. İndirim tutarı sıfırdan düşük olamaz. O yüzden bu da sıfırdan büyük olmak zorunda mesela. Ondan sonra bu diğer yöntem. Mesela burada diyorum ki şunların ikisi de check constraint. Hangileri? Bu da yeni bir check constraint olsun. Diğerlerinden bağımsız. Yani şöyle. Burası bunu kontrol ediyor. Price'ı kontrol ediyor. Şurası discounted price kontrol ediyor. Bir de diyorum ki price bilgisi discounted price'tan büyük mü? Mantıksız mı? Gayet mantıklı. İndirim tutarı fiyatın kendisinden daha büyük olabilir mi? Olamaz. İşte bu da onu sağlıyor. Hemen çalıştırıyorum ben bunu. İşlem başarılı. Ondan sonra yukarıdaki veri giriş örneğini tekrar çalıştıracağım. Burada da mesela bizde bir değer daha var artık. Şu 10 olsun. Mesela artık biliyoruz şunların ikisine de 0 ya da 0'dan küçük eksi bir değer giremeyiz. Onu test etmeyeceğim şimdi. Ama benim asıl test edeceğim olay şurası şimdi. Bu örnekte. Check price ürünün kendi bilgisi şeyden indirim fiyatından büyük mü? Onu kontrol edeceğim. Şimdi ilkinde
Şurası 10. Mesela 10 TL'lik bir ürün var. Bunun ne olacak? Diyelim 8 TL'lik, hadi 7 olsun abartmayalım. 7 TL'lik indirim. Tamam, bunu yapabiliyor muyuz mesela? Kaydettim. Başarılı sonuç. Sonuçta hata üretmedi bize. Bakıyorum. Discounted price 7. Fiyatın kendisi 10. Ondan sonra diğerine geliyorum. Bakın burada neydi? Fiyat gene 10 olsun. Ama indirim bilgisi 11 olsun. Tamam. 11 TL'lik indirim. Mantıklı değil. O yüzden bakın check constraint. Kontrole takıldı ve bu işlem yapılamadı. İşte demek istediğim bu. Kontroller bu şekilde bu amaçla yapılıyor. Burada istediğiniz gibi hani tabiri caizse at oynatabilirsiniz. Ne kuralınız varsa uygulayabilirsiniz. Tabii çok abartmadan yapmak gerekiyor. Böyle her ince detayı yapmak yerine bazı detayları uygulamanın ara katmanına bırakmakta fayda var. Bir diğer örneğimize geçelim. Bu örnekte de bir jobs tablosu yapacağız. Create table, doğrudan jobs diyorum. Ve burada bir kontrol yapacağız, maaş kontrolü. Nasıl olacak o? Şöyle, varchar on, not null olsun. Title bilgisi olsun, işin, job'un title olsun. Varchar, mesela 40 olsun bu da. Ondan sonra not null, min salary bilgisi. Şöyle, min salary bilgisi de decimal. Decimal bu şekilde olsun. Max salary, yani maksimum maaş bilgisi, minimum maaş bilgisi diye özetleyeyim. Decimal bu da yine aynı 6 ve 0 şeklinde. Şimdi bundan sonra ben kontrol yapmam gerekiyor. Kontrolde ne olacak? Hemen altına ben diyorum ki check, yani bir kontrol yapıyorum burada. Kontrolde diyorum ki max salary küçük eşittir mi? Mesela 25 günden. Yani CEO'dur, CTO'dur vesaire en üst düzey yetkililer, çalışanlar bile maksimum salary olarak 25 binden daha yüksek bir değer alamazlar, birim alamazlar. Bunun testini ben burada koyuyorum. Kuralını koymuş oluyorum aslında. Bunu ondan sonra test edeceğiz tabii. Test. Oops. Şöyle. Insert into jobs diyorum. ID. ID title min salary, max salary ve values kısmında da diyorum ki mesela ID bilgisi ne olur? Hani burada otomatik üreteceğim bir değer olsun istiyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10 karakteri doldurdum burada. Neymiş bu arkadaşın görevi? Software developer. 3500 minimum. Minimum maaş. 15.000 maksimummuş. Tamam mı? Tabi senior, kıdemli vesaire böyle uçuyor bazen bizim maaşlar. Duruma ve tecrübeye göre değişir. Şimdi 15.000 bu maksimum olsun burada. İlk başlangıçta da 3500 oluyorlarmış bu arkadaşlar. Şimdi geldim ben buraya. Diğeri de şöyle olsun. Burada kaç kayıt var? 3, 6, 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Aynı şekilde burada da şöyle bir şeyler attım. Bu arkadaşın görevi ne olsun? Bu CTO olsun. Chief Technical Officer olsun. 7000 olsun. Maksimum maaş da aslında şey olsun. Bizim maksimum maaşımız olsun. Nedir o? 25.000. Diyelim. Hatta şey bile olabilir. Mesela 24.000 olsun. Hani çünkü CEO'ya yer kalsın değil mi? CEO'muz ne olsun? Sen 8.000'lik adamsın minimum. Ne olsun mesela? 25.000 1
25 bin dolar veriyoruz. Bir de üstüne 1 dolar daha vereceğiz bu arkadaşa. Neden? Çünkü test etmeliyiz. Çalıştırıyorum. Birincisinde sorun yok. Hata vermediğine göre devam et. İkinci cevap. Sorun yok. Devam et. Üçüncü cevap. 25.001. Oops. Constraint failed. Burası patladı. Peki buna 25.000 verseydin ne olurdu? Hemen bakıyorum. Sorun yok. Demek ki o 1 dolar fazla. Neden? Çünkü burada check constraint'imiz var. İşte bu da bir başka örnekti. Bir başka örnek daha yapalım. Burada da. Şöyle anlayacağınız birçok farklı örnekle ben anlatmaya çalışıyorum. Burada da employees tablosu yapalım. Create table employees olsun. Neyimiz olacak? Şöyle, içerisinde ID var. Integer, primary key, auto increment olacak. Level'a first name olarak varchar 20. Last name olarak da last name birth date bilgisi de bu. Bir de joint date, yani bu firmaya katılım tarihi. Ne zaman işe girdi? Özetle. Salarisi, maaşı da ne olsun? Numerik olsun. Şunları bir düzene koyayım ben. Ama ne düzenli oldu. Şöyle. Sen de böyle. Evet. Şimdi burada eksik olan şunlar var. Yapmadım daha doğrusu. Birthday. Çünkü şu an tarihler üzerinde çalışacağım. Ne olacak mesela? Date. Kontrol et. Neyle? Doğum tarihi bilgisini kontrol etmem lazım. Neyle kontrol edeceğim? Birthday. Yani diyelim ki ben çalışanım burada. Benim doğum tarihim şu tarihten büyük mü? Böyle limitler vardır. 0101 1900. Yani eğer bu kontrolü yapmazsan 119 yaşındaki biriyle çalışabilirsin. Teknik olarak. Sonra bir diğeri de joint date. Şimdi joint date mantıken nedir? Joint date benim işe giriş tarihim doğum tarihimden büyük olması gerek, değil mi? Yani ben doğmadan, aksi halde ben doğmadan önce işe başlamış olabilirim. Böyle dolandırıcılık yöntemleri de var. Bak, yazılım bunların hepsini çözüyor. Devlette bile böyle dolandırıcılık yöntemleri var. Duymuşsunuzdur. Sigortalı, doğmadan önce sigortalı olanlar falan. Bunun gibi şeyler, yazılım çözümleriyle biz bunları halledebiliriz. Kaydediyorum. Ondan sonra, şimdi tabloyu da oluşturduk. Buraya bir insert yapmamız gerekiyor. Insert employees first name, last name, birth date, joint date ve salary diyelim. Values 1, 2, 3, 4 ve 5. Şundan 3 tane alayım ben. Lazım olur. Şöyle aralık verelim. İlkinden olsun. İlkinde yapacağım test mesela John Doe. Bu bizim demo için kullandığımız yegane veridir. Kişi verisidir. John Doe arkadaşım. Birth date, doğum tarihi 1988-02-01. İşe giriş tarihi 2017-06-01. Şimdi bunda maaşı ne olsun? Tamam, bunlarda sıkıntı yok. Tarihlerde sıkıntı yok. Buradaki sorun maaş üzerinde olacak mesela. Örneğin -1000. Tamam mı? Burada patlatalım biz bunu. Test etmiş olalım. Bakın employees patladı. Tamam, şimdi bir sonraki nedir? Hemen şunu alıyorum. Şuraya yapıştırdım. Aynı arkadaş.
Bu bizim kovayımız. Ben bunu aldım. Buradaki doğum tarihi ne olsun mesela? 1982 02 01. 1982 01 01. Yani bu arkadaş doğmadan önce çalışmaya başlamış. Doğum tarihinden önce işe girmiş. Maaşı da gayet iyiymiş yani. Bebek olmasına, bebek bile değil gerçi doğmadan önce. Bu arkadaş 5500 maaş alıyormuş. O ağımıza takıldı mesela. Bir diğeri, çok yaşlı birini ekleyelim mesela. Nedir bu? Ölmek nedir bilmeyen, 1900 ya da 1882'de doğmuş bu arkadaş, bu amca, dede, dedemin dedesi. 02-01, bu bunun doğum tarihi. İşe giriş tarihi de mesela diyelim ki 1982'de biz o anda bu yazılımı geliştirmişiz. Bu şahıs da, hadi diyelim onu da yapmayalım şöyle, 2019'da girmeye çalışmış olsun. Tamam mı? 01-01. Maaşı da 4860 diyelim. Şimdi bunun doğum tarihinden patlaması gerekiyor. Çünkü 1900'lerden önce işe girmeye çalışmış. Gördüğünüz gibi patladı. Herhangi bir kaydımız var mı elimizde? Biz hep hata verdik. Selected this from hata. Gördüğünüz gibi hiçbir şey yok. Peki geçerli bir kayıt diyelim. Ben bunu 1000 yaptığım zaman eksi değil de 1000 olursa 1988-2017 bu kurtarır. Gördüğünüz gibi John Doe artık bizim çalışanımız, bizim ilk çalışanımız bu arkadaş oldu. Başarılı çalışan, başarılı veri girişi. Evet, bu şekilde check constraint kontrollerinde detaylı bir şekilde incelemeye çalıştık.